الحمد لله الحمد لله الحمد لله ولا نعبد الا اياه والشكر لله ولا يستحقه احد سواه الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين أما بعد فيا عباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد اتقوا الله يا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون" صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم "المسلم من سلم الناس min lisani ve yedi. Sadaka Rasulullah ve Habibullah fima qal ev kema qal bi astakil makal. Mübarek cuma gününde şu icabet saatinde şu güzel mabedin kubbesi altında bir araya gelmiş çok kıymetli mümin ve mümine kardeşlerim. Cumanız mübarek olsun. İslam insanı şahsiyetiyle inşa eden bir dindir. İslam'ın ortaya koyduğu ilke ve değerler bir yandan duygu, düşünce ve davranışlarımızı inşa ederken diğer yandan da kişiliğimizin olgunlaşmasına katkı sağlar. Hayatın anlam ve gayesine Varlığın kökeni ve serüvenine, bilginin kaynağı ve sıhhatine, iyi, kötü ve estetiğe dair tüm sorular İslam'ın inşa etmek istediği Müslüman şahsiyetinde cevaplarını bulur. Aziz müminler, Müslüman şahsiyetini oluşturan en önemli imkan dünyayı ve ahireti anlamlandıran imandır. İman, kişiyi kulluk yolculuğundaki savrulmalardan koruyup, ebedi mutluluğuna ulaştıran en büyük hazinedir. Müslüman şahsiyetinin sapa sağlam olmasında imandan sonra gelen kulu Rabbine yaklaştıran ibadetler ve ibadetlerin somut neticesi olan güzel ahlaktır. Kişinin maneviyatını besleyen bu iki değer zihnini ve gönlünü Rabbine bağlamış Müslümanın ayırt edici vasfıdır. Bu sebeple Müslümandan beklenen imanın göstergesi olan ibadetlere ve güzel ahlaka yönelmesidir. Çünkü ibadet onun Yaradılış gayesi ve kulluğunun özüdür. Güzel ahlak ise zihnini inşa eden ve ona şahsiyet kazandıran yüce davranışların tamamıdır. Değerli müminler, Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur. İçinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar Allah'ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki Resulullah'ta güzel bir örneklik vardır. O halde bize düşen Peygamber Efendimizin örnekliğinden bir an olsun ayrılmamaktır. Tıpkı onun gibi temelinde tevhid olan, ibadetlerle mayalanan, ahlakla olgunlaşan bir duruş sergilemektir. İslam'ın izzet ve şerefini kuşanmak, zamana ve zemine göre değişmeyen sağlam bir karaktere sahip olmaktır. Daima hayırın peşinde koşmak, hayırlı işlerde yarışmaktır. Haksızlığa, zulme ve şiddete asla meyletmemektir. Başta anne ve babamız, eşimiz ve çocuklarımız olmak üzere, hayat bulan her cana şefkat ve merhametle davranmaktır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi, elinden ve dilinden hiç kimsenin zarar görmediği bir Müslüman olabilmek için gayret gösterelim. Hutbemi Yüce Rabbimizin şu ayet-i kerimesiyle bitiriyorum. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra dost doğru olanlar var ya onların üzerine akın akın melekler iner ve derler ki korkmayın üzülmeyin size dünyada iken vaat edilen cennetle sevinin ela inne ahsanel kelam ve eblagan nizam كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون التائب من الذنب كمن لا ذنب له أستغفر الله العظيم وأتوب إليه هندن ضن حكيلتها بأدن جنا الصدق بدرش الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لصفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم ايت كلمه الحق والدين اللهم الف بين قلوب المسلمين اللهم ألف بين قلوب المسلمين اللهم قهر اعداءنا واعداء الدين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والحمد لله رب العالمين عباد الله اتقوا الله ان اللَّه يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Allah adaleti, iyiliği ve akrabaya yardım etmeyi emreder. Kötülüğü, fenalığı ve azgınlığı yasaklar. Düşünüp tutasınız diye size öğüt verir.